Merhabalar sevgili dostlar. Benim sesimin düşük geldiğine dair eleştiriler aldım. O bakımdan biraz daha kuvvetli konuşmaya çalışacağım. Çok tarzım olmasa da benim. Ne yapıyoruz? Aslında dediğimiz gibi bugünlerde biz biraz kendi kendimizi eğlendiriyoruz. Biraz işte aslında telefonda konuşacağımız şeyleri dostlarla biraz aleni biçimde konuşuyoruz. Bugün de yine birkaç yerden nedir onun adı meslektaşım sevgili Burakcığım'la konuşacağız. Onun katılmasıyla beraber. Mesela bugünler biraz şey sıkıntılı ama yani işte biz bunu kendi kendimize biraz keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Sizlerin de bizlerin de katkımızla. Hoş geldin Burakcığım. Hoş bulduk abicim. Nasılsın? İyi gözüküyorsun maşallah. Vallahi artık iyiyim ya. Yani alıştık. Arsızlığa verdik derler ya böyle hani yapacak bir şey yok. Daha kötü şeyleri var tabii bunun yani de onu söylemeyelim şimdi. Biz sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz dediğin gibi. Yani sağlık önemli elbette. Evdeyiz mümkün olduğunca. Ama başka gerçekler de var. Var tabii ya. Şey, siz nasıl paylaşıyorsunuz çocuğu? Çocuk paylaşımını yani duruma göre tabii öyle çok kesin kurallar yok ama şimdi uzun süreli araya giren yasaklardan dolayı genelde ben uzun o yasak dönemlerinde alıyorum. Ya işte bir biçimde yeni yeni hayat biçimleri çıktı falan filan. Yani tabii şimdi ben sevgili dostlar Burak'la konuşmadan önce duyururken etiket yaptık ama bazı etiketlere baktım işte özel müzisyenini unutmuşuz adamın müzisyen yazmayı. Hem müzisyen hem çünkü yapımcı efendim sunucu son zamanlarda yükleri de artmıştı. Aslında şimdi tatile gittik ama değil mi? Evet, biraz öyle. Yani aslında dediğin gibi ben her fırsatta dile getiriyorum. Beraber bulunduğumuz her yerde de söylüyorum. Sana da defalarca söyledim. Sen benim ustamsın. Tabii. Niye? Yani bir taraftan evet bir müzik var hayatımızın tam ortasında ama diğer taraftan bir yayıncılık var. Yani keyifli meslekler, iki bilezik bir arada olması güzel. Sonra yayıncılık kısmı biraz da müzik yayıncılığına da döndü. Ekstra o işler de başladı. Epeydir yapıyoruz. Yani aslında keyifli işler biliyorsun. Senin bizden önce tecrübe ettiğin şeyler bunlar. Ama şu ara herkes gibi biz de ne olacağını bekleyerek geçiriyoruz bu süreci. Aslına bakarsan son derece zor günler. Yani bu sadece tabii ki sağlık çok önemli. Her şeyin başı sağlık onu biliyoruz. Hepimiz söylüyoruz. Ama bir taraftan sağlık gibi ekmek de önemli. Diğer taraftan psikoloji de önemli. Yani Allah'tan bir tarafımız sanat. Yani evde de bir şeyler üretebiliyorsunuz. Ama bakalım ne olacağını herkes gibi biz de merakla bekliyoruz. Birçok şey değişecek gibi gözüküyor. Ya değişecek tabii ama tabii hayatın temel düsturları asla değişmeyecek. Yani bu oyunun içinde sanatsız bir hayat özleyen belki dünya yüzünde de şöyle bir 500 milyon, 1 milyar insan vardır. Malum çok bilmem ne dinci, kökten dinci falan dedikleri insanlar ama sanatsız da işte olmadığını onlar da yavaş yavaş anlıyorlar. Yani bu kadar zorlaştıran hayatı aslında biraz da bu katılıklarımız bizim hepimizin. Değil mi? Yani daha hayata özellikle sen bir işte Karadenizli olarak daha gülen tarafından bakmayı bilen birisin. Özellikle amcan da yad edelim değil mi? Kamil abi de yad edelim. O da hep bizi genellikle güldürürdü yani. Oysa ki insanın hiçbir sıkıntısı olmaz ya. Ama hep o ne zaman ekranda ne zaman sahnede görsek hep bizi eğlendirdiğini güldürdüğünü fark ederdik yani. Doğru söylüyorsun. Tabii ben benim amcam tabii ama ilk ustam o. Yani hayata bakış, hayata tutunuş, insanlara sarılış manasında dediğiniz gibi ama daha çok herhalde insanlarla gülen gözlerle bakmanın altında farklı dramlar hep vardır. Yani çünkü bir büyük çoğunluğun şiddetle öfkeyle çok işi olmayan insanoğlunun o tarafının daha çok
Zannediyorum böyle bir şeyleri dalga geçerek, tiye alarak, kendinden başlayarak bunu yapıyor insan. Yani nerede çok gülen bir insan varsa ben anlarım ki her zaman kendimizden de pay biçerek onun aslında ruhunda bayağı yara var demektir abi. Öyle yani. Öyle öyle ama işte sonuçta yüzü gülen insansanız sizi gördüğünde herkes yani gelse de benimle konuşsa diyor. Ama surat asık böyle itici tipseniz herkes yolunu değiştiriyor, kaçıyor gidiyor falan yani. O anlamda kamu sönmez tabii çok örnek bir Tabii beyefendiydi. Arif Hoca demişti cenazede. Ya Kamil dedi, muhabbeti akortlayan adamdı dedi. Sen iki kişi kavga etsin hemen barıştırırdı. Onun yanında zaten ters bir şey yapamıyorduk dedi. Nur Yani içinde yatsın. Evet öyleydi. Yani birçok benzer insani özelliği bir arada olan insan var ama hani bizim camiada çok az gördüm. Yani maddi işlerden çok manevi işlere çok değer verirdi. Bu manevi işlerde insan kazanmak başka hiçbir şey yok yani. öyle tabii ya bir de bizim yani şey itibariyle de hani bu yöre möre de dersek halk müziğinde önemli olduğunu söylediğimiz hani bizim civarlar daha böyle şey daha yoğun dertli civarlardadır hep yani biraz da tarihin yüklediği omuzumuza yükler onlar belki. Ondan sonra işte Karadeniz insanı belki onu biraz aşmış ya tamam olmuyor ama ne yapayım demiş değil mi? Biraz da gülelim bari demiş o da onlardan biriydi. Sen şimdi tabii müzik bir yandan şimdi bir de geçen kimle konuştuk dedim ki artık Burak ne düşünsün abicim dedim ya. Burak hem türkücü, hem sunucu, hem patron. Nereden dedim iş varsa oradan para kazanıyor dedim. Artık çok zengin bir şey dedim. Gülüştük, gülüştük, gülüştük hatta. Ama şunu da biliyoruz ki ne kadar çok bulaşsan bu işlerin fazla dallarına o kadar da çok başın ve cebin belaya girer. Sen ne diyorsun? Hayır. Ya Türkiye'de sanat haricinde bir iş de varsa yanda o iyidir abi ama yani biz biliyorsun müzik camiasındayız bir de içindeyiz. Yani kendi ürettiğimiz, kendi yaşadığımız kaygıları başkalarına yaşatamıyoruz. Bu biraz mizaç, karakter meselesi. Yani bu işin patronluğu ticareti diye konuşsak bile yani ticaretteki müşteriklerde benim beraber çalıştığım bütün arkadaşlarım biliyor. Ben önce emek veren insanların parasını kurtarayım, onlara daha fazla bir şey vereyim kaygısıyla hep iş yapıyorum. Ama yani müzik sektörü zaten yaklaşık sektör anlamında yani bu yapımcılar tarafından da bakarsanız yaklaşık bir 7-8 yıldır ciddi bir değişimden geçti dijitalleşme ile birlikte. Ya, dolayısıyla o eski müzik yapımcılığının tadı yok. Bu da hepimize yansıyor. Hani bizim firmamız nispeten yeni, bu sürecin başlarında kurulmuş bir firma olduğu için biz biraz onun kucağında doğduk. Yani biz çok geçmişi görmediğimiz için o sıkıntıları yaşamadık. Biz hep o dijitalleşmenin içinde olduk. Ama tabii istediğimiz gibi değil çünkü rekabet koşulları çok zor. Çok zor, çok acımasız. Yani çok kısaca tek bir bilgi vereyim. Siz işinizi ne kadar iyi yaparsanız yapın, ne kadar iyi ürünler çıkartırsanız çıkartın, pastanın %75'inden fazlası meslek birliğine kayıtlı olan firma sayısı 200 civarında ilk 7 firmada. Yani bunlarla rekabet edebilme şansınız yok. Her yerde onlar var çünkü. Her türlü yerden işlerini yayıyorlar. Ya tabii ki pastayı çok işi rağbet gören adam alacak ama yani haksızlıklar var biraz. Üretimi de biliyorsun, üretim de eskisi gibi değil. Yani bu işin profesyonel tarafı eskiden daha ön plandaydı. Şimdi biraz da hemen yapalım olsun bitsin. Kiminle yaptığınız, nasıl yaptığınız önemli değil, nereye koyduğunuz önemli hale geldi. Dolayısıyla bazı sıkıntılar var. Ama başta girizgahta dediğin gibi de değil. Biz de kara kara düşünüyoruz. Çok düşündüğümüz şey var yani. Şey peki bu 200 firma tür açısından nasıl sıralanıyor? Yani Abi tür karışık düşün. Ya şöyle MÜYAP biliyorsunuz meslek birliği yapımcıları temsil eden. Ben hem MESAM'a hem MÜYAP'a firma olarak MÜYAP'a hem de MÜYOR bire üyeyim yorumcu olarak. Şimdi hepsinin farklı bir sistemi var. Yani adaletsizlik tür olarak şöyle bütün firmalar var. Yani oraya kaydolmuş. Tabii geçmişe baktığınız zaman uzun bir geçmişi var ama
Ya zaten yeni dönemde de kriterler çok zorlaştı. Ama buradaki tür olarak pastanın başındakiler bildiğimiz firmalar ve popüler kültüre hizmet eden işler, daha Evet. doğrusu hani ulusal mecralarda çok yayınlanan işlerle dönüyor bu iş. Yani onlar tam bir ticari yatırım ilişkisindeler. Yani şöyle net söylersek, istedikleri sanatçıyı bir haftada meşhur edebilecek potansiyelleri var ama zaten ellerindekiyle bu işi iyi döndürüyorlar gibi gözüküyor. Yani öyle çok sık girmiyor. Ancak gerçekten viral olmuş. Yani gerçekten viral, sosyal medya virali diyoruz ya şimdi. Yani gerçekten bütün bunları kırmış, radyoda şurada burada olmasa bile işte sosyal medyada kendini göstermiş bazı genç yetenekler, sesler çıkıyor. Onları da eninde sonunda alıyorlar. Ondan sonra onların da o hava gidiyor yani. Tabii. Duy Müzik değil mi firmanızın adı? Biz Duy Müzik, evet, Ankara'da faaliyet gösteriyoruz. Yani bütün dünyada 240 ülkeye yakın bu resmi dediğimiz, yasal dediğimiz dijital platformlara ürettiğimiz müzik eserlerini gönderebiliyoruz. Ama yani yapımcılık dediğim gibi eskisi gibi çok da patronluk değil. Biraz daha artık o da şey oldu. Nasıl söylenir? Hani işin içine beraber dalıyoruz artık herkesle. Yani çok da yatırım yapacak durumda değiliz. Yatırımlar eskisi gibi yapılmıyor. Yani bu sıkıntılı döneme ekstra ekstra sanat hep darbe yer zaten. En önce ondan kısıldığı için. Ya diyelim yani zaman zaman biz de işte ne yapacağımızı kara kara düşünürken belki aklımıza bir şeyler gelir. Şak şak ortak yapar çıkarız içinden diyelim. Peki bu süreçte albüm yapılıyor mu? Yoksa daha çok hani single falan mı? Single tarzı, yani tekli çalışmalar çok daha fazla arttı. 70'li yıllardaki o 45'lik plaklar falan dönemi gibi oldu. Neden? Çünkü insanlar profesyonel bir şey yapmak istiyorlar. Single yapanların büyük bir çoğunluğu da aslında yerel bazda çalışan, yani bizim Ankara'da çalıştığımız arkadaşlarımız söyleyeyim. Yerel bazda çalışan ama hani profesyonel çalışmalarını genele yaymak isteyen arkadaşlarımız var. Anadolu'nun çok çeşitli yerlerinden yine öyle, işte Antalya'da, Kayseri'de, Trabzon'da, oralarda sahneye çıkan, oralarda eğitmenlik yapan dostlarımız var. Onlar da bu tip çalışmalar yaptığı zaman profesyonel yayın yapmak istiyorlar. Tabii bir muamma olsa bile bu meslek birlikleri, bir taraftan da meslek birliklerine de işte sanatçı olarak girebilmenin de bir kaygısı var. Hani çünkü bu mecralarda yasal anlamda buralara üye olmanız için de bu mecralarda yayınlanmış olmanız gerekiyor. Var ama albüm çalışan arkadaşlarımız da var ama eskisi gibi değil. Albüm çalışmaları daha çok ya hani ben çoluğuma çocuğuma miras bırakacağım, bu benim içimde ukdeydi diyenler çoğunlukta. Ya da finansmanını sponsorlardan edinen arkadaşlarımız oluyor. Çünkü gerçekten maliyetli. Sen de yaptın, ben de yaptım, defalarca çalıştık. Biliyoruz, çok eşimiz, dostumuz var. Hani maliyetli, tabii ki emeğin karşılığında bir maliyet var. Ama karşılığında eskisi gibi bir gözünü karartıp bu işe gireyim, nasılsa bir yerden bunu ben yavaş yavaş kurtarırım diyemiyorsunuz. Ticari tarafa baktığınız zaman biz bile diyemiyoruz firma olarak. O nedenle albüm çalışmaları daha az. Daha az tabii. Yani ben de şahsen hep sponsor dostlarla götüren bir insanım. Yani bu şimdi bitirmeye gayret ettiğimiz işte bittikten sonra muhtemelen bir daha böyle albüm yapmayacağız. İşte tek tük bir şeyler yapacağız edeceğiz yani. Televizyon için yeni hazırlıklar var mı? Şey bittikten. Valla televizyon tabii bu süreçte askıda şu anda. Yoğun çalışıyor. Tabii bir taraftan eğitim kurumu da olması başkentin, televizyondan biraz uzaktan eğitime ağırlık verildi bu süreçte. Yani öncelikli olarak yeni bir şeyden ziyade işimizi devam ettirebilme var. Ama inşallah olacak gibi, yani devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yeter ki biraz daha normalleşme süreçleri belirgin olsun. İlk hedef Temmuz'da programların devam etmesi. Ve edecek diye konuştuk ama tabii bu süreçte beklenmedik bir gelişme daha olursa Türkiye onu mi? bilemiyorum. Türkiye tabii. Televizyonculuk sen çok iyi bildiğin bir alan. Şimdi
Tabii bizim yaptığımız sonuçta özel bir kurumda çalışıyoruz biz ve televizyondaki proje üretmeniz de kurumların bu işi nasıl götürdüğüne de birazcık bağlı. Sağ olsunlar onlar mümkün olunca destek oluyorlar. En önemli destek şudur yani biz kültür elçisiyiz malum. Türk Halk Müziği ağırlıklı, Türk Sanat Müziği ağırlıklı programlar yapıyoruz. Pek televizyonlarda artık yok, hele özel kanallarda hiç yok. Maalesef. Yani sonuçta desteklerini işinizi doğru yapıyorsunuz, devam ediniz demeleri bile bir destek. Yani çok da fazla destek bu anlamda ekstra destek istemiyoruz. Sağ olsunlar çok uzun yıllardır ben 15 yıldır oradayım. Bizim Türküler programı 10 yıldır var. 10 yıldır devam ettik. Yurdun Sesi Keza ile biliyorsun değerli abimiz Faruk abiyle, Faruk Demir'le başladı. Şimdi yine çok değerli bir dostumuz oldu. Şebnem Yiğit'le devam ediyoruz. İzledim sizi de sizin canlı yayınızda. Ona da selam olsun. Yani ilk hedefimiz devam edebilmek tabii ki. Televizyon işleri yani biraz televizyonculuk anlayışı da tabii değişiyor. Ondan bahsetmek gerekir. Yani bu dijital platformlar ve dijitalleşme normal karasal ve uydu televizyonculuğunu da artık yavaş yavaş bitirecek. Bu bir kesin görüş. Ama ne kadar sürede bitirecek? Bugün de bitirseniz kimse vay niye kapandı demez. Onu söyleyeyim niye uydudan artık televizyon bulamıyoruz demezler. Çünkü herkesin interneti var. Herkes istediğini istediği anda izlemeyi tercih etmeye başladı. Yani bu iş yavaş yavaş dönüşecek gibi. Ama biz hani son temsilciler olarak gücümüz yettiğince devam ediyoruz. İyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani biraz belki Burak'cığım ben bu konularda çok kafa yoran biri olarak sosyal medyanın ya da yeni medyanın televizyonculuğu rakip aldığı çok yoğun bir gerçek. Ama zaten 15-20 yıldır biz bunu hep bugünlere geleceğimizi biliyorduk. Bu aslında salgın biraz öne çekti bu gelişmeler ve birden millet kendini oraya attı. Tabii ki böyle gitmeyecek ve aslında televizyon yayıncılığı öyle hemen de bitmez. Zaten bu bir süre gidecek. Sadece şu olacaktır. Bu kanal savurganlığı çok sayıda binlerce onlarca kanalı tek elden yürütme savurganlığında bitecektir mutlaka yani. Ona uygun belki içerikleri biraz değiştirip toparlamak da yayıncıların görevi. O konuda da seninle uzun uzun sohbet ederiz zaten. Onu burada etmeyelim ki herkes de tüy almasın bizden. Evet. Sahne işlerini çok sevmiyorsun galiba. Anlamadım abi sesin kesildi. Yani sahne işlerini çok sevmiyorsun herhalde. Sahne işlerini şöyle çok sevmiyorum. Yani tabii ki halk karşısında gerçekten halk karşısında derken halk konserleri tarzı işleri seviyorum. Ama tabii kendimi rahat hissettiğim daha doğrusu çekip çevirdiğim, organize ettiğim işlere hep alışığım. Yani üniversite yıllarından sonra ve rahmetli amcamla çalıştığım yıllardan sonra ben aktif olarak sahne hayatına çok devam etmedim. Çünkü bir kesinti oldu. Önce televizyonculuğa adapte oldum. O zaman ekranın arkasındaydım ve icradan uzaktım. Daha çok televizyonculuk teknikleriyle ilgili çalıştım yaklaşık bir 4-5 sene. Ondan sonra ekranın önünde hep televizyonda bu işi devam ettirmeye başladığım için çok da fazla gelen teklifleri o anlamda değerlendirmedim. Çünkü bu iş gücünü verimli yönetebilmek adına da çünkü farklı bir iş yükü oluyor. O nedenle çok böyle mekansal anlamda yapmadım ama özel gece davet ve İşte anlamı gerçekten yaptığımız işe yakışan doğru tespit, doğru nokta atışı yapılan işlere tabii ki gidiyoruz. Onun haricinde sahne işlerini öyle çok sevmiyorum. Bir taraftan şirkette şimdi biz şunu da geliştirdim, şu yönümü de. Yani aranje yapıyoruz, müzik yönetmenliği yapıyorum. Şirketin idari işlerini yapıyorum. Televizyondaki görevleri yapıyorum. Hani bir de akşam gidip bir yerde söyleyelim. Ya yani ona zaten pek fırsat kalmıyor benim açımdan. Biraz daha hani şey stüdyo müzisyeni bizimkisi. Çok farklı alanlar var aslında biliyorsun. Kimi çok iyi düğün müzisyeni olur. Eğlence müziği yapar. Kimi çok iyi ne denir işte koro müzisyeni olur.
kimi yayın kuruluşunda bizimki gibi yayın müzisyenliği var. Yani aslında çok fazla çeşidi var müzisyenliği. Müzisyen diyoruz, bu genel bir başlık ama bizimkisi biraz bu tarafa dahil. Yani hepsinde herkes yapacak diye bir kural yok zaten. Zaten hani yapa yapa biz de sonuna gelmiş şeyleriz. Piyasa sonuna geliyor. Zaten o sahne dediğimiz şeyi artık müzisyenin şeyini nedir onun adı kıymetini filan değil ihtiyacını karşılamaktan çok uzak olduğu sürece zaten gittikçe öyle düşüp gideceğiz. Biz de ne kadar yaparız onu da bilemiyorum ama artık bahar geldi. Şu mikroplarda bir kendini yolcu edince Batıkent'te ilk işim yanınıza gelmek olacak. Orada uzun 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 konuşuruz hem de Bekleriz. Çok mutlu oluruz. çok teşekkür ediyorum Burak'cığım. Ben teşekkür ederim. Bitti mi? Bu kadar. Bu kadar yeter bu kadar. Sohbet yani zaten ne, saatlerce dünyayı ya da sektörü kurtarmamıza gerek yok diyorsun. Aynen öyle. Hoşça kalın.